Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle yeni bir ürün tanıtımıyla karşı karşıyayız. Bugün sizlere Piranha X7 e-sport oyuncu mouse'unun tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Bu mouse piyasadaki en uygun, fiyat performansı düşünüldüğü zaman alınması en mantıklı mouse'lardan bir tanesi. Beraber kutu açılışı yapıp hem de bir test edeceğiz. Gerçekten söylenildiği kadar hem fiyatı hem de performansı uygun mu ona bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi beraber kutumuzun açılışını yapalım. Öncelikle şöyle kutumuza bir bakıyoruz. Kutumuz ne kadar ki var? Görüyorsunuz üzerinde Piranha X7 e-sport oyuncu mouse olduğu yazıyor. Bakın kutuyu böyle kitap gibi, kitaplığınıza da koyabilin, kutusunu atmayın diye, reklam olsun, hatıra olsun diye kutusunu da böyle çok güzel yapmışlar. Ben normalde bu tip ürünleri aldığım zaman kutusunu açıkçası hemen alıp atıyorum. İşime yaramaz, tekrar tutuyorum ama bazen garantiyle alakalı sorunlar çıktığı zaman kutusunu da istiyorlar. O yüzden bir süre kutusunu atmasanız iyi olur. Kutuyu açmadan önce hızlı bir şekilde üzerindeki bilgilere bir bakalım beraber arkadaşlar. 7 tane anahtar türüne uygun, ergonomik tasarım, üzerindeki led ışığının ömrü 60.000 saat, 8 milyon defa tıklama yapabilirsiniz mouse'la. Tabi bu 8 milyon ölçümü nasıl yapılıyor, o da ayrı bir soru işareti. Tuşun son derece hassas olduğu yazıyor üzerinde ve çok sağlam bir örgülü kablosunun olduğu yazıyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş açalım kutumuzu hep beraber. Şöyle alttan açıyoruz kutuyu. Kutuyu açtığımız zaman, evet, içinden bir tane de kullanma kılavuzu, aynı zamanda garanti belgesi. Kutumu şimdilik şöyle bırakıyorum. Normalde hop şöyle atardım ama şimdilik şöyle bırakıyorum. Çünkü garantiyle alakalı sorun olursa kutu da işimize yarayabilir. Hızlı bir şekilde arkadaşlar, mouse'umuzu elimize almadan önce hızlı bir şekilde şöyle genel özellikleri yazıyor arkadaşlar. USB ile bilgisayara takıldığı, optik mod olduğu, kablo uzunluğunun 1,5 metre olduğu, 1,5 metre kablo uzunluğu gerçekten çok önemli olabiliyor bazen. 7 tuş tasarımı var arkadaşlar. Toplam ağırlığı 138 gram. Zaten gerçekten mouse'u elinize aldığınız zaman çok hafif olduğunu, biraz sonra diğer mouse'larım var evde kullandığım, onlara kıyasla bu gerçekten çok hafif. 138 gram sadece. Yavaş flash renkli led ışıkları var. Garantisi 2 yıl. Malzemesi ABS. Kullanımı ev veya ofis kullanımı için uygun. Tuş basım ömrü 8 milyon defa. Arkadaşlar bu mouse'u bir de şöyle bir uyarı yapılmış burada. Cam, ayna gibi yüzeylerin üzerinde kullanamazsınız. Kullandığınız zaman altındaki optik sensörünün çalışmadığını göreceksiniz. Ayrıca şöyle baktığımız zaman da altında Çin malı olduğu yazıyor. Diğer kurulum özelliklerini bilgisayarın başına geçtiğimde anlatacağım biraz sonra. Kullanım kılavuzunda kurulumuyla alakalı bilgiler var. Kurulumuyla alakalı ben şunu söyleyeyim hızlı bir şekilde. Eskiden bu tip mouse'larda mouse'la birlikte driver, yani sürücüsü de geliyordu. Onu bilgisayar önce yüklemeniz, sonra tanıtmanız gerekiyordu. Fakat şu an itibariyle hiçbir mouse'un bu şekilde sürücüsü, driver'ı yok artık. Direkt bilgisayara taktığınız zaman tanıdığını göreceksiniz. Evet, şöyle mouse'u elimize aldığımız zaman arkadaşlar, öncelikle şu kablosu, 1,5 metrelik kablosu gerçekten çok güzel. Yani hem çok sağlam hem de ince, çok kalın değil. Benim evde diye kullandığım bir mouse var. Biraz sonra onu da göstereceğim, kıyaslamasını yapacağız. Bu mouse'un kablosu gerçekten çok kalın. Kablosunun kalın olması yerine göre bir dezavantaj olmayabilir. Çünkü sürekli evde kullanıyorsunuz ama bir yerlere taşımak istediğiniz zaman onun bir dezavantaj olduğunu da göreceksiniz. Üstündeki tuşların tıklaması, bakın DPI sesi, power, ileri geri tuşları, bakın ne kadar yumuşak, ne kadar hafif. Altındaki sensör olayını da görüyorsunuz böyle bu şekilde. Biraz sonra bilgisayara bakıp takıp göreceğiz. Fakat şunu söyleyeyim, bu mouse'u elimize aldığımız zaman, şimdi hep böyle güzel özelliklerini anlattık ama bu mouse'un neden fiyatının bu kadar uygun olduğu, bu arada bu mouse'u 29 TL'ye aldım şu an, fiyatının neden bu kadar uygun olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten çok hafif bir madde. Çok sağlam değil açıkçası. Yani evinizde çoluk çocuk varsa, sizden başkaları da kullanacaksa ben böyle bir mouse'u tavsiye etmem. Ama siz kendiniz tek kullanacaksanız sizin için çok uygun olabilir. Bence yıllarca kullanabilirsiniz. 2 yıl garantisi var ama 10 yıl bile kullanabilirsiniz. Bu tip mouse'lar her ne kadar görüntü olarak sanki her an çat yere düşüp kırılacakmış gibi görünüyor ama fiyatının neden 29 TL olduğu aslında bizi çok şaşırtmıyor elimize aldığımız zaman mouse'u. Yani elimize aldığımız zaman şöyle, ben çok kaliteli bir ürünüm, çok güzel malzemeden yapıldım havası estirmiyor kesinlikle. Bunu açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu mouse'u ailede 3-4 kişi beraber kullanacaksanız kesinlikle tavsiye etmem. Ama tek başınıza kullanacaksanız
10 yıl bile kullanırsınız, hiç sorun olmaz. Genelde bu tip ürünleri ilk aldığınız zaman elinize sanki hemen yere düşüp kırılacakmış gibi ben buna mı bu kadar para verdim diyorsunuz ama aslında hiç de öyle değil. Bu tip mouse'lar genelde o kadar da çok kırılıp çabuk bozulmuyor. 10 yıl bile inanın çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayarın başına geçelim. Bilgisayarda biraz deneme yapalım. Kurulumuna bakalım beraber. Bilgisayarın başına geçmeden önce de bakın şöyle çok güzel bir kılıfı var görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Sanki dışarıda yağmurda da kullanabilirmişsiniz gibi. Yağmur yağarken üstüne bunu koyarmışsınız gibi. Kim yağmurda bilgisayar kullanır? Arkadaşlar mouse'umuzu bilgisayarımıza taktık, bağlantısını gerçekleştirdik. Az önce de söylediğim gibi herhangi bir ekstra kurulum yapmadan direkt bilgisayar mouse'u tanıdı. Mouse kutunun üzerinde de yazdığı gibi arkadaşlar gerçekten çok hassas tuşlar. Çok güzel, güzel çalışıyor. Sesi, tık sesi çok güzel. Üzerindeki led ışığı açıp kapatılabiliyor gördüğünüz gibi. Çok rahat arkadaşlar ileri geri tuşu. Çok güzel bir tık sesi var. Evet. Aşağısındaki ışık da görüyorsunuz. LED ışık da çok güzel çalışıyor. Optik ışık. Bilgisayarımıza da hemen açıyoruz şu şekilde. El tutuşu çok güzel arkadaşlar. Elinize çok güzel oturuyor. Çok güzel kavruyor. Ve tuşların yeri de çok iyi. Yani elinizde her şeyi çok rahat hiç mouse'u oynatmadan ileri geri tuşları her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mouse'un tepkimesini bir de bilgisayarımızdan resim açarak bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evet mouse bu bilgisayarda gayet güzel performans gösteriyor. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Kablosu bunun arkadaşlar bayağı uzun. Ben bu kabloyu bu kadar uzun kullanmayacağım için şu şekilde sardım gördüğünüz gibi. Ben böyle kullanıyorum. Bu benim için gayet ideal arkadaşlar. Tepkimesi de çok iyi demiştik. Çok hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket ettiği zaman ekranda mouse işareti gayet büyüyor. Çok dikkatinizi çekecek bir şekilde hemen görebiliyorsunuz mouse'un o işaretini. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Verdiğiniz fiyata kesinlikle değdiğini göreceksiniz. Zaten piyasada bundan daha ucuz bir mouse kesinlikle bulamazsınız. Yani 29 TL bulunuyor. Kesinlikle verdiğiniz paraya değer performansı düşünüldüğü zaman. Evet arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi sizlere evimde bulundurduğum uzun süredir kullandığım diğer mouse'larla da bir kıyaslamasını yapmak istiyorum. Bu mouse A4 tek mouse. Yıllardır kullanıyorum. Bunu da çok uygun fiyata almıştım. Bu da kablolu bir mouse gördüğünüz gibi. Fakat bu bence şu anki tanıtımını yaptığım plana mouse'dan daha kötü bir mouse. Zaten fiyatlarına göre böyle dizdim arkadaşlar. Bu da şu anki mouse'umuz. Az önce tanıtımını yaptığımız. Bu da başka bir markanın arkadaşlar. Everest markasının. Aynı. Bakın görüntü olarak bakarsanız hemen hemen aynı. Fakat bu gerçekten bir iki tık daha üst, daha iyi bir segment diyebilirim arkadaşlar. Elinize aldığınız zaman da ağırlığından onu anlayabiliyorsunuz. Yani biraz daha kalitesi iyi, daha sağlam bir mouse. Herhangi bir sorun hiçbir şekilde bunda da yaşamazsınız. Diğer mouse da, elimdeki en pahalı olan mouse da Apple mouse arkadaşlar. Apple bilgisayarlarla birlikte kutunun içerisinde standart olarak verilen bir mouse. Bu zaten kesinlikle diğerlerinden çok çok daha kaliteli bir mouse tartışmasız. Ama biz bugün Pirana mouse'un tanıtımını yaptık. Böylelikle farkı da görmüş olduk. Aslında şunu söyleyeyim. Mouse'ların hemen hemen hepsinde aynı özellikler var. Bir tanesi diğerinden çok iyi değil. Sadece oyuncu mouse istiyorsanız oyuncular için şu iki mouse yani A4 tek ve Apple'ın kendi mouse'u çok kullanıcı dostu olmayabiliyor. Çünkü buradaki ileri geri tuşları yok. Buradaki ileri geri tuşları yok. Üstte led ışığı yok. Sizi biraz oyun oynarken daha çok zorlayabilir. Ama oyun oynamıyorsanız zaten böyle şu tip bir mouse'a hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü Pirana mouse tanıtımımız bu kadardı. Bu mouse oyuncu mouse'u. Gayet güzel bir mouse. Verdiğiniz fiyata kesinlikle değdiğini göreceksiniz. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.